Sen anlat kara deniz. Benim kızım Allah katında Vedat'ın imam nikahlı karısıdır. Ben evlenmedim. Ben kabul etmedim. Ben Vedat'la evlenmedim. Evlenmedim. Ben istemedim. Hayır. Ben Vedat'ın karısı değilim. Benim annem onunla evlenmedi. Evlenmedi. Anneciğim. Tamam gel bir tane. Defol buradan. Defol. Hakan, bu şerefsizleri niye salaysınız yukarı? Babasıydı yenge. Baktık kimliğine. Babalık öyle kimlikli olmuyor. Al götür bunu. Sizi de kandırmış bu. İnanmayın o hırsıza. Sorun. İmam nikahı var mıymış, yok muymuş? İnanmayın. Hayır. Sen de kendine gel. Yiğit'i okula götür haydi. Gel Aslan. Ben Vedat'la evlenmedim. Ben kabul etmedim. Bana inanmadı. Şimdi derdimiz bu değil. Mahkemeye gideriz. Haydi. Haydi çalıştır arabayı. Nefes gel haydi. Haydi. Taraf vekilleri, davacı Asil ve davalı Asil geldiler. Açık yargılama başladı. Sunulan usulüne uygun vekaletname sonucu... Sağlık durumu çocuk yetiştirmeye uygun değildir. Akli dengesinin yerinde olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atacak tutum ve davranışlarda bulunması Yiğit'in babasını çok endişelendirmektedir. Üstelik Nefes Zorlu'nun Tahir Kaleli ile gayrimeşru ilişkisi yüzünden küçük Yiğit düzensiz ve rezil bir hayatın içine düşmüştür ve sevgiden uzak büyümektedir. Yiğit'im. Hadi ama kaptan. Aldığımız derinlerden çıkalım. Bak ders bekliyor. Tahir abi, o adam yalan söylüyor. Annem babamla evlenmedi.
Tamam aslanım. Sen öyle diyorsan öyledir. Hem annem babamı sevmiyor ki. Ben de sevmiyorum. Hakim Bey, ben oğlumu çok seviyorum. Ama akli dengesi pek yerinde olmayan annesinin saplantıları yüzünden onu pek göremiyorum. Sürekli bir endişe içerisindeyim. O yüzden oğlumun velayetini istiyorum. Oğlumun annesinin gayrimeşru ilişkide olduğu dostunun oğluma pek iyi davranmadığını duydum. Çok endişeleniyorum. Yani bu adama zaten herkes Deli Tahir falan diyor. Yani dengesizliğiyle, öfkesiyle tanınan biri. Çok endişeliyim Hakim Bey. İyi misin? Ben iyiyim, sen? Sen iyisen ben de iyiyim. Seni seviyorum Tahir abi. Uy, asıl ben seni nasıl seviyorum. Hadi iyi dersler. Benim kızım Allah katında Vedat'ın imam nikahlı karısıdır. Sayın hakim, davacı vekilinin ve davacı asilin mesnetsiz iddialarını kabul etmiyoruz. Davacı müvekkileme fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Davacının müvekkilemin akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin iddiaları, müşterek çocuk Yiğit'in velayetini alabilmek adına müvekkilemi karalamaya yönelik iftiradan ibarettir. Nefes Hanım. Nefes Hanım. İyi misin kızım? İyiyim. Senin söyleyeceklerini dinleyelim. Dengem gayet yerinde. Ben gayet iyiyim. Gayrimeşru bir ilişki yaşamıyorum. Çocuğuma da gayet iyi bakıyorum. Gereği düşünüldü. EMK 145 maddesi gereğince tarafların dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri mahkemeye sunmaları için ek süre verilmesini, tarafların bir sonraki celsede tanıklarını hazır bulundukları takdirde dinlenmelerini, davalı Nefes Zorlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için adli tıp kurumuna sevkine karar verilmiş. Thank you.
karanlık gelmiş benim. Maşallah. Gel bakalım. Yıllar sonra seni böyle mi görecektim? Yazıklar olsun. Mustafa. Babamı yıllar sonra ilk defa gördüm. Bana ilk dediği şey, yazıklar olsun oldu. Çıkar o herifi aklından. Ha bu arada, bu sabah gözümden kaçmadı bu elbise. Haberin olsun. Asiye abla getirmiş, ben de giydim. Olmamış mı? E daha da ben sana bir şey almam. Yengemle çıkarsın alışverişe. Sen şimdi güzel bir şey söyledin değil mi? İltifat ettin yani. İltifat ne Duda? İcat çıkarma başıma. Grevliyim ya ana. Ettiğim iğne oyalarını geri alırım. Bırak! Tahta seksu! Bırak! Nefesten özür dile bırakayım. Dilemiyorum. O vakit iğne oyalarını unut. Öyle mi? Çabuk kalk. Sağ düğünde taktığın bütün altınları getir. Haydi. Altınlar greve dahil değil. Kuşki değil. Grevleştiğim gelinde altınlar kalsın istemiyorum. Getir dedim. Ana. Bence sen nefesten özür dilersin. Dur bir bakayım. Vallahi dilersin. Altınları getir, altınları. Ay sen onun inadına. Dost, ne oldu bana sunun balığı? Öpme kendine. Öp öpücüğümü ver. Oh, balığım. Opa. Ah, amcasının gidi. Bu ne, öldürsem mi elmem? Ben taktım onu. Ya. Vereceksin. Doğum hediyesi o. Hediye geri alınmaz. Ha bunu da anlayırım. Olmaz. Mithat abi takmıştı onu. Seni uyanık seni. Pirak. Lan ne oluyor bu oraya? Ya Mustafa. Anam bana taktığı bütün altınları geri alayım. Gudurdi, gudurdi. Hah ben gudurdum. Senin maşallahın var. Bütün iğne oyalı çemberlerimi kesti senin bu deli karın. Vallahi evlenirsen bu eve gelin melin getirmem ha. Bunun gibi derisini alacaksan getirme zaten, istemem. Hmm, kurban ol sen bana. Ana, bak gelinin senin aynında nesini beğenmiyorsun? Tövbe Mustafa, beni anana mı benzetiyorsun? Yazdım ha bu ne? Yok hatun, öyle demek istemedim. Şimdi. Zaten benzeyemez. Bana benzemek için 40 fırın ekmek yemesi lazım. Allah'tan rejimdeyim. Ekmek yemiyorum. Sen nefesten özür dilemeden benle muhatap olma Saniye Hanım. Ha, babası kapıma dayansın. Ben nefesten özür dileyeyim. Oldu. Ulan ne zaman dayandı? Bugün. Kızının evli olduğunu söyledi. Vedatlı imam nikahlıymış. Sen de hala o kızın peşinde dolan. Ne? Tövbe bismillah. Lan nasıl evli? Ya değil, babası gıyabında rızası olmadan vermiş kızı. Öyle ya da böyle. Adam kızımı kendi ellerimle verdim, evlendirdim dedi. Hı. Ağzımı açamadım. Hmm, Saniye Hanım da oldu aynı Davut dayı. Lan Davut dayıyla ne alakası var?
Mahkemede Vedat'a karşı şahit olacaktı. Nefes'in evli olduğu lafını duyunca vazgeçti bıyığına tükürdüğüm. Davut dayı ne bilir ki şahit olacak? Vedat onun mekanı basıp dövdü ya. Şiddetine karşılık şahidimiz olacaktı, yan çizdi. La yan çizerse çizsin ha. Benden ara şahit mi var? Adam evimi basmış, bana kurşun atmış la. Nasıl? Ne nasıl? Şahitlik mi edeceksin? Oğlum. La ben sana yemin vermedim mi? Nefesi koruyacağım. Yiğidi koruyacağım diye. La Mustafa Kaleli. Aslan kocam ben oldum. Ben de şahidim. Ben de şahidim ya. Ana sen de şahit olayım da ben burada düşüp bayılayım. Babanı mı düşünüyorsun? Benim babam. Benim babam annemi vurdu. Ne? Kafasından. Tekerlekli sandalyede şimdi. Giderek daha da kötü oluyor. Eskiden beni tanıyordu. Beni de tanımıyor. Babana ne oldu? Kötülere bir şey olmaz Nefes. Aslında seninle kaderlerimiz o kadar ortak ki. Canavarlarımız. Babalarımız. Ama... Ama? Ama ben senin kadar güçlü değilim. Öylesin. Değilim. Sen babanın karşısında dimdik durdun. Vedat'la savaşıyorsun. Yenilmiyorsun. Ben senin kadar güçlü değilim Nefes. Çünkü Yiğit var. Ben yenilirsem o kaybeder. Senin de annem var. Kardeşim var. Ceylan. Adı Ceylan mı? Neredeler şimdi? Çok uzakta. Kimsem yok burada. Canavarımdan başka tabii. Kapatsak mı bu konuyu artık? Tamam kapatalım. Ama bir daha burada kimsem yok deme. Ben varım. Sen geldin bana kardeş oldun. Yiğit'e teyze oldun. Sonra deli dolu Asiye ablamız var. Osman Hoca var. Babamız oldu. Nefes'in Tahir'i de var. Benim Tahir'im diyemeyeceğim hiçbir zaman. Ama duyması çok güzel. Niyeymiş? Nefesin Tahir'i, nefesin Tahir'i, nefesin Tahir'i. Ola gurbet kuşu. İyi ki bizi uçtun. İşim vardı. Fatih öyle söyledi bugün. Doğru dedi onu. O zaman sen niye geldin?
Nefes, bir çekilirsen yapacağım işimi. Ne? Ya be kızım, çekil de. Tay, ne yapıyorsun? Arayayım nefes. Tay, ne arıyorsun? Tahir! Tahir diyorum. Telefon aradım. Telefonu mu kaybettin? Tahir! Nefes! Efendim Tahir? Sen bir telefon olsan nereye saklanırdın? Bilmiyorum Tahir. Sen nereye saklanırdın? Nereye saklanacağım ya? Orta yerde dururdum. Orası kesin. Ya ne oluyor Tahir? Ne yapıyorsun? Tahir! Ya yeni topladım ben oraları. Tahir diyorum sana. Ne oluyor? Aa, nefes, Rivri ve Dice'ni ara şu telefonu da. Haydi. Ya ne telefonu? Bir şeyleri dökeceksin şimdi. Of. Tahir nereye? Tahir, tabakları kıracaksın. Tahir dikkat et, bak kırma bir şeyleri. Söyleyecek misin? O ne? Sen bunu görmüş müydün daha önce? Telefon kimin? Gurbet Kuşi'nin. İyi de onun telefonu yoktu ki. Bakalım ne altlar karıştırıyormuş bu Gurbet Kuşi. Bir şey bulabildin mi? Kaydedilmemiş bir numara var. Başka da bir şey yok. En son dün gece aranmış. İyi misin? İyi misin kızım? Nefes. Nefes. Bu numara Vedat'ın numarası. Vay şerefsiz. Vay şerefsiz, içimize mi sokmuş kızı? Benim kız kardeşim gibiydi. Yakaladım. Gurbet Kuşu ya, senin parmağın çok uzun bir kere. Hemen yakalıyorsun beni. Hiç mızıkçılık yapmak yok o işinde uluyan kurt. Benim bu numaralara kardeşimden karnım tok bir kere. Hadi devam. Kız Vedat'ın adamıymış. Sakın Yiğit'le yalnız bırakma. Yine yendim. Aferin sana. Vedat bunu
Burnumuzun dibine kadar adamını sokuyor ve biz anlamıyoruz. Nasıl ya? Nasıl ya? Ama suç bende. Suç bende. Niye sıkıştırıp konuşturmuyorsun kızı? Tahir. Nefes. Ben seni her gece o manyağın piyanoyla baş başa bıraktım. Ya sana bir şey yapsaydı? Ya? Lan. Belki de yapacaktı. Bunun içinde ne olduğunu biliyor muyuz? Yok. Ya seni zehirliyorsa? Zehirlemek mi? Kalk, 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 doktora gidiyoruz, kalk. Tahir, dur, ben kendimi zehirlenmiş gibi hissetmiyorum. Nefes, o kız geldiğinden beri olmayan şeyler görüyorsun. Ya doktor yanılıyorsa, ya bu travma sonrası stres bilmem şeysi değilse, ya uyuşturucuysa bu. Ver şu telefonla ilacı. Doktora gidiyoruz. Ne yapacaksın? Öğrendiğimizi şimdilik anlamasın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Volkan doktor nerede? Odasında mı hastası var? Beyefendi, beyefendi giremezsiniz. Tahir. Tahir. Ne oluyor? Bu uyuşturucu mudur, ne halttır anlayabilir misin? Doktor bey, çok özür dileriz. Sizden de özür dileriz. Tahir, çıksana. Çıkmayırım. Bu kız o gördüğü şeyleri bu zıkkım yüzünden görüyor olabilir mi doktor? Çok affedersiniz, hemen döneceğim. Kusura bakma birader, geçmiş olsun. Hem bir kan tahlili yaptıralım hem de ilacı inceletiriz. Bu sırada sizde neler olduğunu anlatın. İyi misin? Sana çok saçma bir şey söyleyeceğim. Gönder gelsin. Ben Berhan Vedat'ın piyano olmasına sevindim aslında. Niye de? Yani şiddet gören bir kadın değilmiş. Onu döven bir kocası yokmuş en azından. Ya ne bileyim, sevindim işte. Sence ben salak mıyım? Nefessin. Tahlil sonucunuz çıkmış. Volkan Bey sizi bekliyor. Gelin. Buyurun. Neymiş? Bir nevi uyuşturucu madde. Nasıl yani? Ben uyuşturucu mu alıyormuşum? Bağımlı mıyım şimdi ben? Bu konuda haberler iyi. Herhangi bir fiziksel bağımlılığı yok. Arada halüsinasyon dönüşleri olabilir. Ama sen uzun süredir kullanmadığın için böyle bir ihtimal vermiyorum. Çok şükür. Yani benim kafamda herhangi bir sorun yok. Eğer bunu almazsam her şey yoluna girecek. Bu gece gördüğü kabuslar, onlar önceden de vardı. Onları daha önce yaşadığı travmalara bağlıyorum hala. Terapiye devam etmeliyiz. Adli tıp raporundan endişelenmene gerek yok. Birazdan adli tıp randevum var. Bir sorun çıkmaz mı yani? Kan tahlillerine göre son 24 saattir almamışsın. Etkisi bu kadar uzun sürmez. Git raporunu gönül rahatlığıyla al. Yiğit'i vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz tabii ya. Haydi, geç kalmayalım.
Ezber ettin Avni. Vedat'ın bunu gördüğünde yüzünün alacağı şekli düşünebiliyor musun? Düşündüm. Orada olmak isterim. Çık haydi çık. Ne oldu? Berrak'la karşılaşmak zor geldi. Niye de? Çıksın karşımıza, dökeyim ha şu şey gırtlağından aşağı. Olmayan Vedat'ı görsün dursun. Tahir, niye Berrak'ı Vedat'a karşı kullanmıyoruz? Nasıl? İlaç şişesini suyla doldurdum. Bırakalım bana ilaç diye vermeye devam etsin. Hem adli tıptan temiz rapor aldığımızı da söylemeyiz. Vedat da hazırlıksız yakalanır. Diyorsun. Diyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. İyi. O zaman mahkemeye kadar ben de burada kalıyorum. Niye ya? Senle Yiğit'i ha bu hain kuşla baş başa bırakacağımı sanmıyorsun herhalde. Yani sen bizle kalmaya kalk da Osmanlıca da seni vursun. Şu kalın kafamı senin yoluna koyduk dedim bir kere. Ömür nereye kadarsa. Vay arkadaş, adama malum oldu, iyi mi? Buyur Osman Hocam. Ya Tahir, uşağım. İyi çıkmadı, yok. Olsun ha. Ya sınıftaki çocuklardan biri demiş ki babası velayetini alacak demiş. Bu da korkmuş, kaçmış. Ama okul dışına değil. Arayız bulamayız ya. Olamaz ya, olamaz. Böyle öğrenmemeliydi. Ya ben niye söylemedim ki? Keşke benden duysaydı. Efe, senin suçun değil tamam mı? Belli ki korkmuş, saklanmış. Bulacağız Yiğit'i ya, bir dur. Her yere bakıyoruz Nefes Hanım. Sibel Hocam, bütün sınıflar dolaştık, hiçbir yerde yok. Okuldan kesin çıkmadı değil mi hocam? Ya eminim, eminim diyorum sana Tahir. Kameralara da baktırdık, çıkmamış. Kömürlük, kazan dairesi falan? Hepsine baktım efendim. Yer yarıldı, içine girmedi ya bu çocuk. Nefes. Ay'a bakmaya mı çıktı dersin? Çatıya çıkış nerede? İleride, solda. Yiğidim, ben geldim aslanım. Annen de burada. Ses ver annesi. Annem! Neredesin? Burası da tam ay ışığında oluyan kurda göre bir yermiş. Anneciğim, ne olur çık artık. Hayır. Burada yok. O burada. Benim yiğidim saklanmaz ki ya. Benim yiğidim pes etmez ki ya. Benim yiğidim Tahir abisini bırakmaz ki ya. Benim Tahir abim beni vermez ki ya. Vermez tabii. Vermez ki ya.
yüzüne bakamayırım. Çok bize ayar oldum. Tahir sakin. Yok olamayırım. Tahir. Belki Bayrak kötü bir kız değildir. Belki Vedat onu tehdit ediyordur. Sen ne güzel umutsun be. Bence Bayrak sadece güçsüz. Ben de öyleydim. Bir dakika. Sen kimi o hain kuşla bir tutarsın? Aklını alırım. Nefes kaptana laf yok. Babam beni Vedat'a satınca abim savcılığa şikayet etti. Ama Vedat abini öldürürüm deyince ben korktum. Hakime kendi isteğimle Vedat'a gittiğimi söyledim. Vedat tecavüzden ceza almadı. Reşit olmayan kızla kendi rızasıyla birlikte olmaktan az bir ceza aldı. Onu da denetimli serbestlikle halletti. Halletmiştir tabii. Şerefsiz. Devam et, pardon. Vedat abimi affetmiş gibi yaptı. Yiğit doğduğunda doğum hediyesi olarak abim işe aldı. Ama abin seni korumaktan vazgeçmedi tabii. Vazgeçmedi. Yiğit de ikimizi kaçırmaya çalışırken öldü. Ama ben susmasaydım, Vedat abimi öldürür diye korkmasaydım, küçük yaştaki kıza tecavüzden Vedat şimdi hala hapiste olurdu. Ama ben sustum. Abim yine öldü. 16 yaşındaydın be kızım. Ama bir şey değişmedi ki. Senin canınla tehdit etse, ben yine susarım. Tamam, Berrak gibi başkasının canına zarar vermem. Ama yine susarım. Belki onu çok kötü tehdit ediyordur. Berrak'ın canını okumayayım diye mi anlatıyorsun sen bunları? Fırtına mı dindiriyorsun yine? Söylesene Fırtına. Sen benim için susmaz mıydın? Susarım da fırtına önce sessizlik gibi susarım. O ara havayı toplar toplar günü gelince çok pis koparım. Şey, Yiğit'in velayetini alana kadar kopmasan acaba olur mu? Berrak bizimle kalsın olur mu? Ona bir şey belli etmeyelim. Vedat onu neyle tehdit ediyor? Berrak'ı nereden tanıyor onu anlamaya çalışalım. Tamam. Mithat abi parmak izlerini araştırıyor zaten. Sonuç çıkana kadar bekleyelim. Asiye ablayla yangazlar da bir şey belli etmesinler. Tamam. Konuşurum ben onlarla. Teşekkür ederim. Eyvallah ya. Ne oldu?
Bu kadar açık yapma şunu kızım da. Tamam, fırtınamı dindiriyorsun. Parmağında oynatıyorsun. Bari istediğini alınca kalkıp sırtını dönüp gitme yani. Otur şurada azıcık bir oyalan da belki inanacağım. Ben öyle mi yapıyorum? Yapmayayım mısın? Yoo. Tamam. İnandım. Haydi git. Tahir, ben seni parmağımda oynatmıyorum. Ona da inandım. Tabii ya. İki saat önce Yiğit'i çatıdan aldık. Birkaç güne velayet duruşması var. Abim ölmüş, babam gelmiş. Vedat'ın gölgesi eve kadar girmiş. Benim ağlamam gerekiyor. Ama ben sayende gülüyorum. Ağladın yeter de nefes. Bırak bu deli Tahir'i de güldürsün. Ben o deli Tahir'e ölürüm. Sakın bana Vedat için şahitlik yapmaya geldim deme. İyi demem. Biliyor musun? Vedat'a bir konuda teşekkür ediyorum. Sana aşık olmama ramak kala bana senin yüzünü gösterdi. Tanık, nazar daha devre. Ne biliyor da neyin şahitliğini yapacak yengez? Ya abi şimdi şöyle ki... Sakın Vedat'ın şahitliğini yapmaya geldin deme. Vedat istedi. Nefese deli diyeceğimişim. Nefesi sevmem bilirsin. Ama bir anaya iftira atıp yavrusundan ayıramam. Allah'tan korkarım ben. Onun için Vedat aksini bilse de ben nefesten yana şahitlik edeceğim. Anam benim be. Mustafa. Söyle şu salağa sırıtmasın. Anlayacaklar. Sırıtma bu anlayacaklar. Durmadan saçma fantaziler anlatıp duruyordu. Yok Vedat Seher beni kurban seçmiş. Yok nefes ona dönmezse beni dövecekmiş falan. Hakim Bey nefes hep hayal kurar. Onları gerçek zanneder. Sevgilisine kaçtığı günde Yiğit'le birlikte pencereden atlarken kırmış parmaklarını. Bütün Trabzon'a Vedat kırdı dedi. Hem Yiğit'in hayatını tehlikeye attı... ...hem de Vedat'a suçlu gösterdi. Vedat Bey... Nefes Hanım'a ve oğlu Yiğit'e çok iyi davranırdı. Kaç yıl yanlarında çalıştım İstanbul'da. Yiğit'in de Nefes Hanım'da rahatları pek yerindeydi. Ama Nefes Hanım'ın aklı pek yerinde değildi. Nefes Hanım
çocuğuna hayaller anlatıp dururdu. Hep Kızılderili saçmalıkları. Vedat Bey'e soluk benizli derlerdi. Kendisi de geyik miymiş, neymiş? Şiddet falan yoktu. Vedat Bey oğlunu da, karısını da el üstünde tutardı. Dışarıdan başka şahidiniz yok mu? Akraba ya da çalışan olmayan? Hakim Bey, Nefes Zorlu'nun kaçtığı sevgilisi Tahir Kaleli'nin annesi Saniye Kaleli var. Tanık Saniye Kaleli. Bizim yemeğe gittiğimiz akşam Abu Gaybana adam yukarıda Nefes'in parmağını kırmış. Öyle dedi Nefes. Ben de inandım. Çünkü Nefes'in hiçbir akılsız hareketini görmedim. Evladını seven, akıllı, uslu, sözü doğru, merhametli bir kızdır. Sayın Hakim, Nefes Zorlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporu sunmak istiyorum. Göreceğiniz üzere Nefes Zorlu'nun akli dengesinin yerinde olduğu kanıtlanmıştır. Tanık Asiye Kaleli. Ey gidi Hakim Bey abi. Biz aşağıda otururken bu şerefsiz parmaklarını kırmış kızın. Vicdansız canavar. Bunları insan diye ortalıkta dolaştırmayın. Tıkın içeri gitsin. Lütfen üslubunuzu saygı çerçevesinde tutun Asiye Hanım. Buyurun. O gaza silahlı adamlar ile evimi bastı. Adamları kocamı döverken o lahana sarması yedi. Tahir'le Nefes'in yerini söylemediğimiz için silahlı adamlarıyla mekanımı bastı. Bu ev mekan basmalarla ilgili polis tutanağı var mı? Yok efendim. Polisi aramamışlar. Efendim, şahitler davalının sevgilisinin yakın çevresidir. Hiçbir kanıtları yoktur. Tüm bu iftiraları reddediyoruz. Polis tutanağı yok. Bir şey yok. Parmağın kırıldığını gören yok. Akli dengesi yerinde değil dediniz. Yerinde çıktı. Kanıtlayabildiğiniz bir iddia yok mu? Darp raporumuz var. Ama müvekkilim şikayetini geri çekmişti efendim. Davalının dilekçesinde adı geçen Tahir Kaleli'yi dinleyelim. Tahir Kaleli. Sayın Hakim, Tahir Kaleli size de sunduğumuz dilekçede göreceğiniz gibi davalının sevgilisidir ve Küçük Yiğit'e en çok zarar veren kişidir. Nefes Zorlu ve Küçük Yiğit'le birlikte uçuruma atlamıştır ve onun hayatını tehlikeye sokmuştur. Doğru mu be evladım? Sevgilisi oldum doğru değil. Uçurum doğru mu? Uçurum. Sen bana güveniyor musun? Bilmiyorum. O zaman şansıma küssün. Ha.
nefes al ve atla. Doğru. Ama ben onları korumak için yaptım. Bu Vedat Sayar zarar vermesin diye. Adam zarar vermesin diye çocuğu uçurumdan mı attın evladım? Geç arkaya. Niye çıkıyorum hakim bey? Anlatacaklarım var. Geç arkaya dedim. Ulan deminden beri hava ve atın köpeklerini dinledin durdun. Beni paçamı mı dinlemiyorsun? Nasıl ya? Sus kızım ne? Atın bu kadını. Atın dışarı. Ne? Bu kızın sırtında kırbaç izleri var hakim bey. Beni susturacağınıza onu sorun bunlara. Kırbaç izleriyle alakalı doktor raporu dosyanızdadır efendim. O konuyla ilgili şahidimiz var efendim. Geç yanına. Günah zorlu. Damadım kızımı dövmez. Ama kızım benim yaptıklarımın suçunu hep onun üstüne yükler. O kırbaçların suçlusu da benim. Onun için cezamı çekmeye razıyım. Ama damadımdan kaçıp bir adamın metresi olan kızıma torunumu vermeyin. Ay şerefsiz. Ben senin babalarını da, satılmışlığını da, yalancı şahitliğini de! Ulan şerefsiz! Ateşin dışarı, atın! Davalı nefes zorluğunun akli dengesinin yerinde olduğu adli tıp raporuyla kanıtlanmıştır. Davacı Vedat Sayar'ın karısına şiddet uyguladığına dair kanıt görülmemiştir. Babasının davalı nefes zorluğunun gayri ahlaki yaşamıyla ilgili şahitliği göz önünde tutularak ayrıca davalının sevgilisiyle kaçarken çocuğun hayatını tehlikeye atarak uçurumdan atması nedeniyle Yiğit Sayar'ın geçici velayetinin babası Vedat Sayar'a verilmesi. Nihai karar verilene kadar annenin çocuğunu bir sonraki hafta sonundan başlayarak görmesine.
Nefes. İyi misin? İyiyim. Hem bu geçici belayet. Bir şey olmayacak ya. Tabii kızım da. Hem nasılsa o şerefsiz yiğite zarar da vermiyor. Birkaç gün dişimizi sıkarız değil mi? Diş sıkmak sabır işi. O da bende yok. Ama sen istiyorsan ona da tamam. Şey, kusura bakmazsanız, siz burada bekleseniz, ben oğlumla yalnız konuşsam. Tamam kuzum, tabii. Gelmiyor musun? Oğlumla yalnız konuşacağım. Çık dışarı. Ne zaman olacaklar? Her an gelip olabilirler. Ama Soluk Benizli Zafer Naraları atarken mavi tüylü geyik ve denizden gelen kaplan seni Soluk Benizli'nin kalesine kaçıracaklar. Aşığın ol yankıda bekleyecek o zaman. Ne kadar bekleyeceğim? Çok kısa aslanım, çok kısa. Ne zaman gideceğim? Bugün. Ben babamı gidince sakın sen benimle gelme, olur mu? Oğlum. Yoksa seni yine kanatır. Ama bana bir şey yapmaz ki. Hem Tahir abim kurtarır beni. Kurtarırım tabii ya.
kısa bir süre sonra buluşacağız kaptan. Biliyorum ki yok. Artık vedalaşsanız diyorum. Ağaç olduk burada. Toprak olursunuz inşallah. Her gece aya bakıyoruz. Zaten ben oluyorum. Bence de. Memur bey. Tahir abin sana. Seni çok seviyorum anne. Benden çok.